Ağam, kahvaltı hazır, lakak la. Uyan artık Beşoş. Ağam, içime fenalık geldi be. He? Hasbinallah. Kurmam benim Reho. Reho, kız bıyıklı ödümü kopardın. Kusura kalma. Ha ne olmuş, ne istiyorsun? Sağ, kahvaltı hazırladım. Kahvaltı mı? He. Anam, bunların hepsini sen mi hazırladın kız, becerikli kobra? He, lerimle hazırladım. Ne oluyor lan burada? Anam! Allah'ım! Bu kim lan? Tabii! Korkma lan! Bak, Reho bize kahvaltı hazırlamış. Tamam da arkadaşım, bıyıklı bir kadının yaptığı kahvaltı benim ilgimi çekmiyor. Kusura bakma. Kusura bakma babacığım. Al işte, kırdı kızcağızın kalbini. Yaptığını beğendin mi lan hayvana? Üzdün zavallı kobrayı. Arkadaşım, madem bu kadar hassas bu konuda, uzatmasaydı bıyıkları ya. Ya sana ne arkadaşım, sana ne ya? Allah Allah, sana ne insanın sakalından, bıyığından ya? Ülkede demokrasi var ya. İsteyen sakal bırakır, isteyen deri değiştirir ya. Allah Allah! Kız Reyhu! İşte salonumuz da burası. Güzelmiş. Kirası ne kadar buranın? O kadarını bilemiyorum efendim. Yalnız aletlerimiz son modeldir. İşe yarıyor mu peki? İşe yaramaz olur mu? Mesela bu beyefendi ilk geldiğinde neredeyse 100 kiloydu. Yapma ya. Kaç aydır bu şekle geldi peki? En fazla 6 ay. 6 ay mı? Arkadaşım ben 6 ay bekleyemem yani. Benim işim var, gücüm var dükkanda. Bunun daha kısası yok mu şöyle bir ay falan? Anlıyorum. O zaman size daha yoğun bir program uygularız. Tamam, uygulayalım ya. Bir an önce başlayalım yani. Ben gireyim o zaman mevzuya. Şunu bir çalıştır baba sen. Fakat beyefendi, bu şekilde başlayamayız ki. Niye? Parasını verdim kardeşim. İlk önce kendinize spora uygun bir kıyafet almanız lazım. Ben oradan çıplak mı gösteriyorum birader? Bir de spor ayakkabısı giymeniz lazım. Bunlarla olmaz çünkü. Eşortman. Eşortman falan alacağız yani. Bu iş bayağı tuzlu olmaya başladı biraderim ya. İlla pahalı bir şey almanıza gerek yok ki. Rahat olsun yeter. Ne yani, pijamayla gelsek olmuyor mu? Aslan Bey, burada pijamalı birisini görüyor musunuz? Evet, görmüyorum. Ben de bu arkadaşlara enayi diyorum. Aslında pijamayla olsalar daha rahat edecekler. Yani siz bir de fuzuli başka bir masraf çıkartmayın insanlara. Memleket zaten aç. Biraz bunları düşünelim efendim yani. Pijamaya takıyor muyuz şimdi, olmuyor mu? Maalesef. İlla böyle bir siyah çizgi olacak diyorsun yanında. Peki kardeşim, tamam. Olmadı yaparız. Forma serbest mi? Forma olur efendim. Sağ ol. Eyvallah. Ay sana demiştim kızım. Elin hamuruyla bilek güreşine karışmayacaksın. Seni yenmesi mümkün değildi zaten Malkoç. Şikayetiniz nedir? Doktor bey, ben bundan şikayetçiyim. Antilop gibi her şeyden korkuyor manyak. Antilop gibi her şeyden korkuyorum. Başka? Başka ne olsun ya? Kaportada yürürde falan bir sorun yok. Gidiyor, gerisi sağlam yani. Kaporta, yürür, bir problem yok. Peki. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı hanımefendi? Ay. Aa bak, görüyorsun doktor, uyuz eder insanı ya. Ay. Anlıyorum. Evde ya da işte başka bir stresli bir ortam var mı? Ya doktor bey, bizim evde öyle stresli falan bir durum yok. Gerçekten bak, olsa benim haberim olurdu. Var mı kız bizim evde streç? Ay yok değilim vallahi, değilim, iyiyim ben. Al işte, görüyorsun doktor bey, vallahi uyuz eder adamı. Başka işi yok, uyuzluk. Çok üzmüş hakikaten. Şimdi bu gibi durumlarda en iyi yöntem sorunun temeline inmek. Ay aman gelme doktor, imdat. Sakin ol. Sadece saate bak. Doktor bey ne yapıyorsun, delirdin mi sen ya, saat mi çıkartmak? Delirmedim. Karınızı hipnoz edeceğim. Ne edeceğim? Hipnoz. Hipnoz edip çocukluğuna döneceğiz. Ve böylece sorunu anlayacağız neymiş. Anam gördün mü kız, çocukluğuna gidecek doktor. İyi, aman siz dönün, bana da bulaşmayın olur mu Kubat'ım? Maalesef size bulaşmak zorundayız hanımefendi. Ya. Gözünüzü saatten ayırmayın.
Ay bu bana bir şey yapmaz değil mi? Ya kızım ne yapacaksın? Köpek mi bu? Bir şey yapmaz efendim. Lütfen gözünüzü ayırmayın. Ayırmıyorum zaten. Çok güzel. Birazdan küçük bir yolculuğa çıkacağız sizinle. Yolculuk derken nereye hemşerim? Yıllar öncesine. Çocukluğumuza dönüyoruz. Anam çocukluğumuza dönüyoruz. Çocukluğuma mı? Evet. Sakın gözlerinizi ayırmayın. Hiçbir şey düşünmeyin. Birazdan üçe kadar sayacağım ve uyuyacaksınız. Sonra tersini yapacağım. Üç, iki, bir diyeceğim ve uyanacaksınız. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Bir, iki, üç. Hop uyudunuz. Şimdi 7 yaşındasın. 7 yaşında değilim ben. 7,5 yaşındayım ya. Aman ne oluyor be? Saate baktı herhalde. Ne olacak doktor bey? Şimdi 3-2-1 diyeceğim, tamamen geri dönmüş olacaksın. Dönmeyeceğim işte, dönmeyeceğim işte. Neyse, sayıyorum. 3, 2... Eller yukarı, sakın kıpırdama. Anne, anneciğim çok korkuyorum. Polis geldi, 155 imdat polis. Babam, kızım ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Niye bu kadar sinirlisin? Sinirli falan değilim ben. Aa, hem sinirli artı bir de yalancı. Anne lütfen. O biş, anlat teyze hoşuna bebeğim. Bulur derdinin çaresini. Ne oldu? Ya yok bir şey diyorum kardeşim. Rahat bırakın beni. O ben. O ben. Gel buraya, gel 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 gel. Çık çık çık. Ben malı gözünden anlarım. Bu aşık olmuş. Saçmalama. Aslan keser keser. Görüyorsunuz işte. Çocuk bunların yüzünden ne hale geldi? Anlaşılan halinde. Dedikodu mu yapmayın? Aşık falan olmadım ben, tamam mı? Olmaya da niyetim yok. Eyvah. Gerçekten aşık olmuş bu. Ya kardeşim olmadım diyorum. Anlamıyor musunuz siz laftan ya? Olmuşsun, olmuşsun. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Spor da yapamayacağız şu yerde. Ne oluyor? Sizi sahte diplomayla doktorluk yapmaktan tutukluyorum. Ay Allah'ım Allah'ım. Sahte diploma mı? Püh şerefsiz. Bakın izah edebilirim. İzahatını artık mahkemede hakim beye yaparsın. Yürü. Allah'ım Allah'ım. Hemşerim, hemşerim. Biz ne olacağız peki? İmdat polis imdat. Siz özgürsünüz hanımefendi. Gidebilirsiniz. Yaşasın. Özgürüz biz. Freedom. Anneciğim. Ne annesi Kubat'ım? Annen değilim ki ben senin. Anneciğim.